Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Ferun'un Kunak Show bugün de dop dolu. Diz ağrıları kaderiniz olmasın. Diz ağrılarından ameliyatsız kurtulma yolları. Doğal sağlık reçeteleriyle diz ağrılarından kurtulma yolları. Dize uygulanacak PRP yöntemi nedir? Protez ameliyatının diz sağlığını etkileri. Yepyeni ahlat sirkesi. Az sonra Doktor Ferun'un Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Bütün güzelliklerinizle, iyiliklerinizle hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet Can kardeşlerim. Bugün sizlere bir harita çıkarılmış. Ne haritası? Dünyada en çok nerelere ağrıyor insanların, hangi hastalıklar var diye bir harita çıkarılmış. Birinci ne gelmiş? Ne gelmiş? Diz mi gelmiş? Bel ağrısı gelmiş. Birinci bel ağrısı gelmiş. Dünyada bütün hastalıklardan en fazla görülen, bütün dünyada görülen belmiş. Bel ağrısı. Daha sonra da diz ağrısı geliyor. Ben size bugün dizle ilgili konuşacağız. Evde kolayca basit yollarla ben diz ağrımdan nasıl kurtulabilirim? Ne yapabilirim onu öğreteceğiz size. Ev işi yaparken dizimizi nasıl çalıştırabiliriz? Çünkü dizimizde bir kemiklerimiz var, bir de kaslarımız var. Eğer biz kasları kuvvetlendirsek kemiğe binen yükü azaltıyoruz. Dolayısıyla ağrıyı azaltıyoruz. O yüzden diz ağrısı kardeşlerimizin bilmediği bir şey var. Benim dizim ağrıyor, hiç kıpırdamayayım. Olay tersine gidiyor. Ama dizim ağrıyor, ben dizimi hareket ettireyim. Bu hareket ettirmek yürümek değil, ayakta durmak değil. Egzersiz yapmak, kası kuvvetlendiği egzersiz yapmak. İşte onları da öğreteceğim bugün. Mesela dizi ağrıyan biri merdivenden çıksın mı çıkmasın mı? Çok iyi değil işte. Öyle mi? İyice kasları kuvvetlensin ondan sonra çıksın. Onları öğreteceğiz. Yürüyüşe göstereceğiz. Çıksın mı çıkmasın? Çıkmasın. Nasıl yürüsün? Oturduğu yerde yürüsün. Hepsini öğreteceğim. Nasıl yapacağını göstereceğim. Sevgili kardeşim. Ferit Bey gerçekten. Yani eşim diye de demiyorum. Diz konusunda gerçekten bir numaradır. Ben hemen her şeyde bir numarayım. Hemen çözer. Evet öyledir ama neyse, ya böyle karşıdan bakar der ki bunun dizi ağrıyor. Bunun dizi ileride ağrıyacak. Şaka. Şimdi sevgili kardeşlerim şu lahananın nimetinden faydalanacağız. Nasıl olduğunu anlatacağız. Ne yapacağız dizimize onları göstereceğim. Çok güzel bir krem yapacağız. Evde kolayca yapabileceğiniz, basit bir yoldan yapabileceğiniz tereyağından bir eklem ağrısı kremi yapacağız. Kolay. Niye içinde E vitamini var? Değil mi sadece E vitamini var, A vitamini var. Anlatacağım. Ben ağrı için yapacağım ama bunu. Ama tereyağından bahsederken söyleyeceğim. Hanım kardeşlerimiz güzel, iyi köy tereyağını arada yüzünüze bir sürün. Ne kadar fark göreceksiniz yüzünüzde. Tuzlu mu, tuzsuz mu? Ha? Tuzsuz. Çünkü evet tuzlu, tuzun da cilde aslında zararı var. Fazlasına. Tuzsuz tereyağından ye. Evet şöyle tatlı. Yemeklik tereyağından değil, kahvaltılık tereyağından söyleyeceksiniz. Tamam kahvaltılık. Tamam. Şimdi size bir şey daha sunacağım. Bunu görseniz sokakta dersiniz ki ay ne yapalım biz bunu dersiniz. Biz bunu organik pazarımızdan aldık geldik. Çoğunuz biliyorsunuz maşallah. Peki, tut bakalım mikrofonu. Ahlat neye yarıyormuş? Ahlat neye yarıyormuş? Hadi bakalım, mavi çekti beni. Mideye iyi geliyor mu? Peki. Ahlat. Mide hastalığına iyi geliyor. Nereye? Şeker hastalığı. Şeker hastalığına. Bravo, ahlat. Şeker hastalığına. Başka? Şeker hastalığına iyi geliyor. Şeker hastalığına iyi geliyor. Mideye iyi geliyor. Mide bağırsak sistemine iyi geliyor. Biz bugün başka? Bunun sirkesini yapacağız. Tansiyon. Tansiyona da iyi geliyor. Strese de iyi geliyor. Biz bunun başka? Sirkesini var yapacağız. Şey ahlat esasında ne bu, ne bu? Ahlat. Ne bu? Siyahı daha güzel olur bunun. Böyle yeşili sadece oluyor. Ya işte oluyor. Siyah olacak o şimdi bir süre sonra evet, siyahlaşıyor. Evet siyah daha lezzetli i̇şte oluyor. İşte siyah olunca yenir. Siyah olmayınca yenmiyor. Evet. Ağzını buruyor. Bu neye benziyor? Yok. Bu armut. Yabani armut evet. Esasında. Yabani armut. İçinde armutun ağzımıza gelen çekirdekler bunda birazcık daha büyük. Özelliği o. Ama %100 organik. Biz bugün bunun sirkesini yapacağız. Size değişik sirkeler yapmak istiyoruz, göstermek istiyoruz. Bunun en güzel özelliklerinden biri idrar yolları temizleyicisi. İdrarında iltihap olanlar, öyle senelerce mi? İdrar yolu geçmeyenler, idrarında kum dökenler, idrarında sıkıntı olanlar armutun idrar yollarında, daha doğrusu bu ahlat dediğimiz yabani armutun çok faydası var. Şeker hastalarına biraz daha böyle tatlısı değil, ekşisi. Ağzını daha böyle bir buruk yapar. Ama ablamın dediği gibi şöyle olgunların yerseniz çok güzel tadı. Yani tatlı. Şey değil.
Güzel yediniz bir ama çok... Bir de Ankara'da bir ahlatlı bel vardır. Oradan mı gelmiş? Bu ahlatlar mı varmış orada? Herhalde varmış vakti herhalde. Zamanda. Belde şey mi oluyor? Tepe mi oluyor böyle? Ahlatlı? İşte köyde bir yol tarif ederken ne derler? Şu beli geçtin mi hemen orada bizim köye gelecek. Bel hani böyle tepe gibi, aşı verdin gibi manasında kullanılır. Evet ahlatlı sevgili bel. Kardeşler çok konuştuk. Sabah sporumuzu yapalım ama her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımızı kazanabilmenin şartı şifremizi bilmek. Şifreyi bilen kardeşlerimize kapınızın önünüze teslim edeceğiz. Bugün sizlere aletlerimizi, edevatlarımızı getirdik. Diz ağrılarında çok yeni uygulama olan PRP dediğimiz bir uygulama var. Yani kendi kanınızdan ilaç yapma işlemini de göstereceğiz. Niçin göstereceğiz bunu? Bu kolay bir şeydir, zor bir şey değildir, basit bir şeydir. Ama çok faydalıdır. Onu öğretmek için göstereceğiz. Biraz sonra onu da yapacağız. Hazırlıklarımızı yaptık, hemşehrilerimizi getirdik. Sabah sporumuzu yapalım, sabah jimnastiğimizi yapalım. Bir kendimize gelelim, enerjimizi tazeleyelim. Çünkü bütün eklemlerin sağlıklı olabilmesi için muhakkak ve muhakkak egzersiz yapmamız lazım. Bu ne yapıyoruz şimdi? Ellerimizi niye sürüyoruz? Var olan enerjimizi açığa çıkardık. Sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyduk. Derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça bedenimizde iyiliklerin, güzelliklerin, huzurun dolduğunu hissediyoruz. Rahatlıyoruz, rahatlıyoruz. Tam şöyle göğsünüze koyun kardeşler. Niçin göğsünüze? Burada kalp çakranız var. Kalple ilgili bölümünüz var. Dün anlattık kalple ilgili bir sürü sıkıntılar var. Bu olmasın diye enerji vermek için. Bunu niye tepeden yapıyoruz? Bu da vücudunuza giren enerji merkezi. Burnumuzdan nefes aldık, ağzımızdan verdik. Rahatladık, 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 rahatladık. Evet sevgili kardeşlerim, gelelim boynumuzla ilgili hareketlere. Gidebildiği kadar sağa gitsin, gidebildiği kadar sola gitsin. Sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola. Gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. Sağa eğdik, sola eğdik. Sağa eğdik, sola eğdik. Sağ, sol. Harikasınız. Bugün hem Gölbaşı'ndan, Ankara'mızın Gölbaşı'ndan hem de Ankara'mızın Keçören'den kardeşlerim geldi. Hoş geldiler, sefa geldiler. Hadi omuzları çeviriyoruz. Çevir, çevir. Hanımlar fibromiyacı olmamak için, omuz ağrısı olmamak için, boyun ağrısı olmamak için bu hareketi bol bol yapınız. Şimdi bir de tersini yapacağız. Bu tersini yaptığımızda iki kürek kemiği adeta birbirine değecek. Adeta birbirine değecek. Harikasınız. Sık sık yapınız bakın. Mutfakta falan böyle yorulduğunuzda televizyon seyrederken yapın. Hemen omuzlarınızın, çok o kulaklarınızın rahatladığını göreceksiniz. Sakın ihmal etmeyiniz kardeşler. Geldik gariban parmaklarınıza. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Bilekleri çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir. Kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç. Omuzları çevir. Çevir, çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Bir kol aşağıda, bir kol yukarıda. Hep omuz için hareketlere devam ediyoruz. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Harikasınız, rahatlayın bakalım şöyle. Sevgili kardeşler, derin derin bir nefes alın şöyle. Oh, sağlık için, ha? Mutluluk için. Vücudunuzun iyice rahatladığını, huzur dolduğunu hissedin. Ve en önemli jimnastiğinizi yapın. En önemli jimnastiğimiz de ruhumuzun jimnastiği. Ruhumuz iyi olmadan hiçbir şey iyi olmaz. Bunu hiç unutmayın. Bunun için de daima şükretmek lazım. Bugün yine size, dün biliyorsunuz size bir güzellik vermiştik. Neydi? Huzur için, iyilik için Rahman kelimesini sık sık tekrarlayacaktınız. Bugün yine bir altınımız var. Acaba bugün ne kelimemiz? Onu da size vereceğiz. Bunu da anlatacağız size. Güç kazanmak için, güçlü olmak için ne yapmanız lazım? Nasıl ruhunuzu desteklemeniz lazım? Onu size programımızda vereceğiz muhakkak. Her gün size bir tane, dediğim gibi manevi anlamda bir cumhuriyet altını veriyoruz. Sakın bu altınları kaçırmayınız. Bu güzelliklerden yararlanın diyoruz. Ve bütün verdiklerine çok şükür ya Rabbi, çok şükür. Huzuruna, mutluluğuna, iyiliğine, güzelliğine çok şükür demeyi hiç ama hiç unutmuyoruz. Ve daima diyoruz ki beni, ailemi, çoluğumu, çocuğumu, devletimi, milletimi, konumu, komşumu, sevdiklerimi herkese
iyilikler, güzellikler, huzur ver ya Rabbi. Müslümanın Müslümana ettiği dua çok kabul olan dua sevgili kardeşler. O yüzden bir sevdiğinize bir hediyeden ziyade dua etmeniz her şeyden daha makbul. Sakın unutmayınız. Muhakkak birbirinize hoşnut kaldığınız zaman hep Allah razı olsun demeyi sakın sakın unutmayınız. O ona güzel bir manevi coşku verecektir. O ona işte ruh cimnastiği yaptıracaktır. Sakın ihmal etmeyiz dedikten sonra neyle devam ediyoruz? Sırtımızda, belimizle ilgili devam ediyoruz. Ellerinizi ensemize koyalım kardeşlerim. Önde kapatalım, açalım. Sırt için, omuz için kapatalım, açalım. Kapatalım, açalım. Kapatalım, açalım. Ellerimiz sırtımıza gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Sağ, sol, ay hanımlar çok sağ, sola, sağ, çarpışıyorlar sol. Vallahi. Peki, ellerimiz dursun şöyle dursun gene. Hep beraber sağa doğru eğilelim. Hep beraber sola doğru eğilelim. Sağ, sol, sağ, sola. Peki, rahatlayın bakalım. Şöyle dur, dur, bırakmayın, bırakmayın hemen. Ellerimiz ensemizde, hep beraber öne eğileceğiz. Ondan sonra geriye gideceğiz. Ver nefes. Geriye giderken al nefes. Eğil, ver nefes. Geriye giderken al nefes. Ver nefes. Geriye giderken al nefes. Kardeşler, göbeğinizi eritmek istiyorsanız bu hareketleri en az 10'ar tane yapmaya çalışınız. Ama devamlı arttırınız. 10'la başlayınız. 15, 20, 25. Gün içinde birkaç kez yapmak kaydıyla 100 tane yaptığınızda bir ay içinde şu göbek çevrenizde, şu yanlardaki simitlerinizde %100 erimeler olur. Şu gösterdiğim 3 tanecik hareketle. Lütfen yapınız. Yaptığınızda şaşıracaksınız nasıl olduğuna. Şimdi kalçayla ilgili hareketlerimizi yapalım. Olduğunuz yerde çek bırak, çek bırak, çek bırak, çek bırak, çek bırak. Harikasınız. Eğer bu hareketi yapamıyorsanız, eğer bu hareketi yaparken ağrı varsa bir kalça filmi çektirmeyi unutmayınız. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Öbürünü yaptık. Çek, bırak. Çek, 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 bırak. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Şöyle bir rahatlayın bakalım. Geldik dizimize. Dizle ilgili hareketleri göstereceğim ama bu hemen şimdi göstereyim. Bacağı uzattığımızda ayağı kendinize doğru çekmek püf noktasıdır. Olduğunuz yerde kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. İçe dışa, içe dışa, içe dışa. Harikasınız. Daire yap, daire yap. Ters daire yap, ters daire yap. Kapat aç, kapat aç, kapat aç. Öbürünü yaptık. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Kaldır indir. İçe dışa. Daire. Ters daire, ters daire. Kapat aç, kapat aç, kapat aç. Ayaklarımıza geldik, varis olmayalım, ayaklar şişmesin. Çek, bırak. Bakın yazdan çıktınız. Damarlarınızın toparlaması için bu hareketi aklınıza geldikçe çokça yapınız. Çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak. Şöyle bir rahatlayın. Derin derin nefes alın, huzur içinde. Mutluluk içinde güzel bir jimnastik hareketlerimizi kapadık. Sevgili kardeşlerim. Nasıl bir zindelik geldi değil mi spor yaptıktan sonra? Çok hemen şükür. Böyle bir insan kendine geliyor. Şimdi bütün bu eklemlerinizi, bu hareketleri muhakkak her gün yapın. Biz eklemlerinizin hepsine bir günaydın dedik. Ama ağrıyan yerinizi daha sonra tekrar. Mesela eliniz ağrıyorsa ona siz gün içinde daha çok yapınız. Boynunuz ağrıyorsa gün içinde ona daha çok yapınız. Beliniz ağrıyorsa o bölgedeki hareketleri biraz daha çok yapınız. Kardeşler. Bacıköy diye bir köy var. Duyan var mı hiç? Bacıköy. Niçin Bacıköy denmiş? Niye? Hemen yakıncacık Temeli'de 35-40 kilometrede Bacıköy diye bir köy. Bacıköy. Orada bir türbe var. Bu türbe Büyükşehir Belediye'miz tarafından da güzelce restore edilmiş. Bacı kim? Bacı kim? Yunus Emre'nin, Yunus Emre'nin nişanlısı. Nişanlısı Bacı. Balım niçin Sultan. Bacı denmiş, niçin bacı denmiş, niçin bacı denmiş onu anlatacağız. Çok güzel hazinli bir hikayesi de var. Evet. Biz Ankara'mızın Temellisi'ne gittik. Temellisi'ne çekim yaptık. Bacı köyün ne olduğunu söyledi. Bu arada Serap Hanım'a da bir sürpriz yapmak istedik. Onun da haberi yoktu. Öyle mi? Serap Hanım da bundan 8 sene mi oldu? 2006-2007 sanırım işte. Senesinde evet. Senesinde bir tiyatro oyunu oynadı.
Oyun ne? Yunus Emre. Yunus Emre. Serap Hanım orada ne oyunu oynuyor? Bacı Sultan oluyor. Balım Sultan oluyor. Evet. Bacım Sultan oluyor. O oyun oynadı. Yunus Emre'nin eşini oynadı. Evet, evet. Yunus Emre'nin eşini oynadı. Bakalım tam eşi olmamış ama işte orayı anlatacağız. Evet. Ankara'nın temellisine Bacıköy'ü seyredelim. Serap Hanım'ın oyundan da bir bölüm vereceğiz. Sürprizimiz var. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Bana çok büyük bir sürpriz oldu. Ankara Temelli Mahallesi'nin Bacıköy'üne geldik sevgili seyircilerim. Bacıköy'ün için Bacıköy denmiş. Şimdi biraz sonra gideceğiz içeriye doğru. Size Bacıköy'ü neden Bacıköy denmiş, ne Bacıköy'müş, nasılmış hepsini size izah edeceğiz. Ankara'mızın Temelli Mahallesi'nin Bacıköy'ündeyiz. Niçin Bacıköy denmiş? Şimdi onun hikayesini içeriye geçelim, görelim. Ondan sonra bize Kazım abim hikayesini anlatsın. Bu Tapduk Emre'nin kızı Yunus Emre'nin nişanlısı. Sevgili seyircilerim, burada Taktuk Emre yani Yunus Emre'nin hocalığını yapan Taktuk Emre'nin kızı Bacım Sultan. Bacım Sultan. Esas ismi Fatma. Fatma, Bacım Sultan burada yatmakta. Niçin bacı denmiş? Niçin bacı denmiş Fatma Hatun'a? Niçin bacı denmiş? Yunus Emre Taktuk Emre'nin dergahındayken nişanlanmışlar. Evet. Ama evlenmemişler. Hak yoluna düşünce Yunus Emre demiş ki sen benim sultanımsın ama aynı zamanda bundan sonra bacımsın demiş. Ve neden? Ondan sonra... Ben demiş hak yoluna evet. Kabe'ye gideceğim, Allah yolunda ben Kabe yollarına düşeceğim demiş. Ve bu nedenle de sen bundan sonra benim bacımsın demiş. Evet, ondan sonra da bacı kalmış. Bacım Sultan kalmış. Bacı Sultan. Köyün ismi de oyundan dolayı Bacıköy'ü. Evet sevgili seyircilerim, Bacıköy'ündeyiz. Size biraz sonra bununla ilgili hikayesini de anlatacağız. Serap Hanım'ın oynadığı Yunus Emre diye bir devlet tiyatrolarının koymuş olduğu bir oyun var. Bu oyunda Serap Hanım Bacım Sultan'ı oynamıştı. Şimdi onunla ilgili hikayeyi de göstereceğiz size. Hayır.
fısıldı. Yücelerden yüce Tanrı, her şeyin sahibi koca Tanrı. Gül goncası Yunus'u sana ısmarlayayım. Gezsin, görsün, tanısın da anı taşı, kurdunu kuşunu, hele hele insanların. Ozan yüreğiyle gördüklerini senin kullarını anlat. Görkeminle sarhoş et Yunus'u, hikmetinle mest et. Ey yüceler yücesi Tanrı, biliyorum ki doymuyor rahmetine, kanmıyor hikmetine. Gönlün kapılarını ardına kadar aç, saç rahmaniyetini, taçlandır rahmetini, ilahilerini çoğalt. İlhamını arttır ya ilahi. Dilerim bugün, yarın da kullarının birinden düşmesin bize. Senin yolunsun, sana ısmarlıyorum Akçalı. Ellere erenlere yoldaş, güzeller güzeli Muhammed'e sırdaş et. Senin gücün. Türbelerde bir özellik var sevgili seyircilerim. Girerken içeriye gördüğünüz gibi türbe kapısı çok küçük yapılıyor böyle ve eğilerek giriyorsunuz. Bu bütün Anadolu'daki türbelerin birçoğunda vardır. Bu sebebi içerideki türbeye karşı bir hürmetle girilsin, eğilerek girilsin diye yapılmış bir sistemdir. Böyle küçük bir kapısı olur. İşte gördüğünüz gibi türbemiz. Bir de ziyaretimizi yapıp duamızı edelim inşallah. Sevgili seyircilerim, burada gördüğünüz gibi bir kitabemiz var. Bu kitabeye göre anlaşılıyor ki bu Selçuklular zamanında yapılmış bu türbe. Gördüğünüz gibi bu Selçuklular ki buraya kitabelerini de koymuşlar. Zaten mimarisi de Selçuklu mimarisine benziyor. Gördüğünüz gibi bu türbe bu şekilde yapılmış. Şu anda da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından da burası güzelce restore edilmiş. Bahçesi bu güzel hale getirilmiş. Belediyemize de teşekkür edelim. Burada da orijinal kitabesini görüyorsunuz. Bakın orijinal kitabesi de burada. Evet, şimdi de camisine doğru geçiyoruz. Camiye doğru girelim bakalım. Cami bölümüne geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel ahşap oymacılığıyla yapılmış. Bakın işlemeleri ne kadar güzel. Orijinal masif üzerine, yani masif ne demek? Ağacı oyarak güzelce yapılmış bir caminin şeyini görüyorsunuz. Bunlar da kapı tokmaklarını güzelce koymuşlar. Bakın orijinal anahtarını bir gösterelim sevgili seyircilerim. Görüyorsunuz bu da orijinal anahtarı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen şöyle açtıktan sonra buradan da kulbunu yapıp açalım. Camimizin içi Büyükşehir Belediye'miz tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hale getirmiş. Biz de içine doğru girelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, görüyorsunuz sevgili seyircilerim. Üst tarafında ahşap çok güzel süslemeleri, ahşap süslemeleri var. Görüyorsunuz çok güzel motiflerle işlenmiş.
Evet sevgili seyircilerim, Yunus Emre'miz bacım sultanımız anlatılmakla bitmez. Çok şeyler anlatılmıştır biliyorsunuz. Yunus'a herkes sahip çıkar. Yunus'un birçok yerde türbeleri oldu senin. Aynı Nasreddin Hoca gibi. O da her yerde herkes sahip çıkmaz. Yunus sahip çıkmak ister. Yunus Emre'mizin eşi olan bacı sultanı size göstermek istedik. Bana da çok büyük bir sürpriz oldu. Ankara'ya çok yakın kardeşler. Ne olur bir ziyaret edin. Güzel bir manevi havasını göreceksiniz. Çok güzel bir yer olduğunu hissedeceksiniz. Güzel bir enerji var orada. Herkese tavsiye ediyoruz. Bu oradaki görüntüleri bize çeken kardeşlerimize teşekkür ederiz. Yardımcı olan Kazım abimize çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili kardeşler, şimdi gelelim konuya dönelim. Biraz manevi alemden dünya alemine doğru dönelim. Diz ağrılarında yeni bir görüş çıktı. Evet. Ne bu yeni bir görüş? Sizin kanınızı alıyoruz. Aynı hastaneye gidiyorsunuz. Kan verir gibi kanınızı veriyorsunuz. Kanınızı tüpün içine alıyoruz. Daha sonra özel bir aleti var. Bu aletle bunu ayrıştırıyoruz. Ne ayrıştırıyoruz? Bakın bu pıhtı kısmı. Bu sarı öz kısmı. Biz buna basit olarak kök hücre diye anlatıyoruz ama PRP deniyor. Plazma kısmı deniyor. Burada ne var? Sizin mesela bir yeriniz yaralandı. Şuranız yaralandı. Kim iyileştiriyor? İşte bu sarı kısmı iyileştiriyor. Tamirat yapan kısım. Sizi iyileştiren kısım bu sarı kısım. Bunu işte almışlar. Önce hanımların güzelliği için başlandı. İşte bu kırışıklıklarını, bacımda kırışıklık yok da ondan onu da gösteriyorum. Peki ablam da göstereyim. Buralara yapıyor. Bir bakılıyor ki orada çok güzel yenilemeler, tazelenmeler meydana geliyor. E o zaman diz de kırışmış. Dizin içine de yapalım diyoruz. Ama Feridun Bey siz bunu yapıyoruz. Kaç yıldan beri yapıyorsunuz? Doğru. Yani kadınların çoktan güzelliğinden beri. Önceden de evet. Kullanıyordunuz. Çok önceleri sadece kanı yapıyorduk. Sadece bunu yapıyorduk. Daha sonra ayrıştırarak yapmayı öğrendik. Çok senelerdir yapıyorduk. Milli ama takımın doktorluğunu yaptığınız evet. Dönemde de değil mi? Futbolculara evet, yaptığınızı biliyorum ben. Evet, bir Rus doktor öğretmişti bana ilk defa. Bundan 25 sene önceden beri biz bunu uyguluyorduk. Neyse anlatalım, devam edelim. Bu hücre kısmını kardeşlerim yaptığımız zaman orada iyileşme meydana geliyor. Peki, kendini iyileştiremiyor. Sizin kireçlenmeniz neden oluyor? Oradaki damar sisteminiz bozuluyor. Oraya iyi kan gelemiyor. İyi kan gelemedikçe olay tersine gidiyor. Ama biz getirip kanın özünü oraya verince orada bir yenilenme, tazelenme, iyileşme meydana geliyor. İşte basit bir olay. Sadece ve sadece hemen hemen hastanelerimizin çoğunda yapılıyor ama doktorlarınıza ısrar etmeyin. Faydalı olacağına inandığını yapacak doktorumuz. Bunu unutmayınız. Ben de yüzüme yaptırıyorum. Çok etkisini gördüm. Evet. Çok iyi geldi. Ama yüze nasıl evet. Yapıyoruz onu anlatacağız. Krem şeklinde yapıyoruz. Onları söyleyeceğiz. Reklamlara gitmek zorundayım. Reklamlardan sonra bu nasıl yapılıyor? Nasıl uyguluyor? Uygulamalı olarak gözünüzün önünde göstereceğiz. Burada kardeşimizi seçtik. Onu güzelce uygulamalı göstereceğiz. Bunun kremi nasıl oluyormuş, yüze nasıl oluyormuş onu da göstereceğiz. Hepsini beraberce göstereceğiz ama reklamlardan sonra buradayız. Şimdi kardeşlerim burada kalmıştık. Dedik ki kanı aldık. Kanın özünü çıkardık. Özel bir aleti var. Özünü çıkardık. Bu sarı kısmını uyguluyoruz. Bunu bazen krem şeklinde de yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Sizin kullandığınız bir kreminizi alıyoruz. Doktorlarınızdan rica ederseniz derseniz ki hocam sen bana yaptığın iğnenin bir kısmını bana verir misin derseniz onu alacaksınız. Ama onu soğuk zincir dediğimiz şekilde eve götürmeniz lazım. Yani şöyle soğuk hani ilaçları falan taşıyorsunuz ya soğuk zincirle hemen eve götürüp kendi kreminize karıştırabilirseniz güzel bir krem elde etmiş olursunuz. Serap Hanım dediği krem o kremdi. Evet. Onu şöyle yapıyoruz. Bakın şurada hemen bir tane yapıp gösterelim. Mesela almışız bir kremin içine. Başka sıvımız var değil mi bundan? Bakın şunu alıyoruz şöyle. Bundan içine şöyle akıtıyoruz. Biraz da yüz için olanını akıttık. Bunu şöyle güzelce karıştırıyoruz. İşte karıştırdık. İşte oldu size güzel bir PRP'li yüz kremi. Bunu iğne şeklinde yüze de yapıyorlar ama bu çok daha kolay, basit bir şekilde her zaman uygulayabileceğiniz şey. Yalnız bu buzdolabında duracak, ona çok dikkat edeceksiniz. Sakın başka yerde durmaz. Bir de muhakkak elinizi sokarak almayacaksınız, tahta kaşıkla alacaksınız. Her seferinde de tahta kaşığınızı atacaksınız. Çünkü bu çabuk enfekte olur. Neden? Kan var içinde. Çünkü kanın özü var
daima da buzdolabının kapağında duracak. Soğuk artı 4 derecenin üstünde duracak. Böyle bir kremi kullanacaksınız. Evet, sevgili kardeşlerim, ben size şimdi bu iğnenin nasıl uygulandığını göstereyim. Basit olduğunu göstermek için yapıyorum. Yani korkulan bir işlem olmadığını göstermek için yapıyorum. Biz diğer arkadaşlarımızdan farklı olarak bu serumun içine bir de ozon katıyoruz. Ozon ne? Oksijen. Bütün dokuların ihtiyacı oksijen değil mi? Bu serumu alıyoruz. Bir de özel oksijen makinemiz var. Ondan da oksijen alıyoruz. Tıbbi oksijen, yani ozon. Onu da getirip eklem içine uyguluyoruz. Şimdi ben bunun kolay olduğunu, basit bir işlem olduğunu göstermek için size hemen şimdi o uygulamayı da göstereyim. Hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Evet sevgili kardeşlerim, şimdi steril şartlarımızı sağladık. Önce o bölgeyi şöyle küçük olarak uyuşturuyoruz basitçe. Hemen şöyle basitçe şurayı uyuşturduk. Tamam, yeter. Ver şimdi şeyimizi. Küçük bir şekilde uygulayacağız. Bakın hastamızın yüzünü görün. Ağrısız duyacak mı, duymayacak mı onu göreceksiniz hep beraber. Bismillah dedik. Şu anda uyguluyorum. Faydası hemen mi görülüyor? Hemen. Faydası yarın görülür. Esas faydası yarın görülür. Ama ben bunu yapıp da maça çıkarıyoruz biz oyuncularımızı. Maça çıkarıyoruz. Onu göstermek istiyorum. Oo, gülüyor hanımefendi de. Gülün. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Nerelisiniz? Artvin. Tamam. Selam söyleyin Artvin'e. Artvin'e, Arhavi'ye selam söylüyorum. Tamam. Ver bakalım. Hemen bant yapıştıralım oraya. Tamam, bir de bu tarafa yapalım. Bunu yapmaktaki amacımız kardeşlerim, kolay bir şey olduğunu size göstermek istiyoruz. Hemen şuraya sık. Tamam, yeter. Acı var mı? Hayır. Yok. Ha? Evet kardeşlerim, işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi bantla. Niçin gösterdim bunu? Bu işlem kolay bir işlem olduğunu göstermek istedim. Acısız bir işlem olduğunu göstermek istedim. Yalnız doktorlarınıza ısrar etmeyiniz. Gerektiyse yapılır bu. Gerekli değilse yapılmaz. Hocam yapın demeyiniz. Şimdi bir de bir şey yapalım. Müsaadeniz. Bak. Evet. Tamam. Şu bantı değiştirelim. Bantı değiştirelim. Bakın yaptığımız yeri bir gösterelim. Bakın en ufak bir şey yok orada. Hafif bir pembelik var. Ekranda gözüküyor şu anda. Tamam, çok güzel. Bakın en ufak bir şey yok. Yapıştır şimdi tam şuraya. Tamam. Şöyle indirelim. Tabii pantolon giydiği için bacım sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı için biraz şey olabilir ama çok şükür ona rağmen kanamadı. Yukarıdan sıkıştırdığı için bir şey. Yani böyle bir iğne vurdurmaya gideceğinize etek giyip gidiniz. Bu skart pantolonun sıkıntı. Bir yürü bacım şimdi şöyle bir. Gördüğünüz gibi gayet rahattır. Yani yapıldıktan sonra biz bunu maça bile çıkarız. Futbolcularda da uygularız biz bunu. Hadi sizi maça çıkartalım. Evet. Neden uygularız? Futbolcuyu bir an önce maça döndürmemiz lazımdır. Menisküsünü bir an önce iyileştirmemiz lazımdır. Bu iğneyi uygularız. Bir de şöyle bir yap bakalım. Bakın görüyor musunuz? Çok rahat yapabiliyor. Yani neyi göstermek istiyorum? Bu işlem basit bir işlemdir. Yeter ki doktor beyin elinde alet varsa... Alet varsa yapabilir. Alet yoksa sakın ısrar etmeyiniz. Bir de gerekliyse yapabilir. Kolay bir işlemdir. Ortopedistler, fizik tedavici kardeşleriniz yapabilirler. Bilginiz olsun. Basit bir işlem olduğunu göstermek istedik PRP uygulamasının. Şimdi size hemencecik bir de diz ağrısı için bir uygulamalarımız var ama şu sirkeyi yapacağım. Bu arada hazırlayın siz hemen. Öbür hastamıza da dizine bir krem uygulayacağız. Bir de lahananın nimetinden yararlanacağız. Ağrıyı, sızıyı nasıl rahatlatıyoruz onu göstereceğiz. Evet. Kardeşlerim, her şeyden sirke olur. Onu ispat etmek istiyoruz. Bu... Ama olgun şeylerden daha güzel oluyor. Bravo. Onu anladım. Olgun olması lazım. Olgun olması lazım. Eskiden manavlar çok akıllıydı. Meyveler biraz çürü gibi oldu mu hemen sirke yaparlardı. Sonra da o sirkeyi satarlardı. Şimdi öyle manav görmüyorum maalesef. Maalesef atıyorlar. Ne olur atmayınız, yazık etmeyiniz. Böyle meyvelerinizde hafif satılmadıysa, şey olduysa bunları hemen sirkesini yapınız. Şaşıracak netice elde edersiniz. Evet. Çok faydalanırsınız. Bunu bir daha söylüyorum. Böbrek taşı düşürmelerde, böbrek yollarında, idrar yolu iltihaplarında çok faydalı. Altını çiziyorum. Şekeri düşürmede çok faydalı. Kilo vermede çok faydalı. Kilo vermede çok faydalı. Neden? Probiyotik özellikleri var. Probiyotik neydi?
mide bağırsak sistemimizi düzenleyen, bütün vücudumuzu düzenleyen, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Vücutta probiyotikleri yeni bir görüş, bir organ gibi kabul ediyorlar. Bütün vücuttaki probiyotiklerin, yani faydalı mikropların toplamı 2 kiloyu buluyor. Hmm. Yani 2 kiloluk bir organmış gibi kabul ediyorlar artık. Allah. Çünkü vücutta çok faydalı olduğunu biliyorlar artık. O yüzden lütfen bu sirkeleri çok anlatıyoruz. İçiniz, içiriniz, çorbalarınıza katınız. Ya bilmediğim için soruyorum, sadece bağırsaklarımızda mı var? Bağırsak sisteminizde var. Bağırsak bölgesinde var. Evet. Probiyotikler. Anne ilk doğduğu anda da çocuğuna probiyotik veriyor. O anneden geçiyor, daha sonra kendi probiyotiklerini oluşturuyor. Özür dilerim, beni affedin. Probiyotiklerin hepsi birbirinden farklıdır. Çok özür dilerim. Bakın, kimsenin gaz kokusu kimseye benzemez. Yani annenin çocuğuna bile benzemez. Çünkü herkesin probiyotiği kendinedir. Kendisininki farklıdır. Gaz çıkardığın zaman o probiyotiklerin yaptığı bir gazdan dolayı oluyor. Kokusu birbirine benzemez. Niçin benzemez? Herkesin probiyotiği ayrıdır çünkü. Herkesinki farklıdır çünkü. Bir tek yeni doğduğunda anneden geçer ama ondan sonra değişir. Önümüzdeki günlerde size probiyotikleri biraz daha uzun anlatacağım ama bunu yapınız ne olur. Sirke yapınız, faydasını çok göreceksiniz. Bir çorba kaşığı da tuz koyduk. Bir bardak da sirke koyduk. İşte velettannamin. Şöyle karıştırdık. Bismillah dedik. Güzel sirkemiz 20 gün sonra hazır. Kardeşler biz fazla beklemeyin diyoruz. 20 gün sonra yapın için diyoruz. Çünkü neden? Çünkü neden? Fazla midenizi yakmıyor. Güzelce tarifini de üstüne yapıştırıyoruz. Tarihini. Ahlat sirkesi dedi. Ahlat sirkesi. Tarihini yapıştırdık. 20 üstüne gün sonra de bez olacak. Koyduk. Gittik geldik karıştırdık. Her gün bir fincan içiniz. İdrar yolu enfeksiyonu olanlar, şekeri düşürmek için kullananlar günde 3 bardak içebilirler. Suya karıştırıp içebilirler, direkt içebilirler. Bizimkiler fazla ekşi olmuyor, rahat içilebiliyor, mideyi rahatsız etmiyor, bilginiz olsun. Evet, şimdi evet. Geldik, lahana nimetinden yararlanacağız kardeşler. Lahana inanılmaz bir nimet. Lahananın çok faydası var. Lahana bedenimize bir sürü faydaların yanında bir de ne faydası var lahananın? Eklemlerimizi rahatlatıcı özelliği var, zayıflatıcı özelliği var, şu var, bu var. Şimdi ne yapacağımızı anlatalım. Lahananın yapraklarını aldık mı? Aldık. Şöyle büyük yapraklarını seçtik. Güzelce suyun içine koyduk. Kaynattık bunu. Dayanabildiğiniz kadar sıcaklıkta kaynattık. İyice. Ama yapraklar geniş geniş böyle. O suyun içinden çıkardık bunu. Parçalanmamış olarak değil. Sıcak sıcak ama sıcak. Bir kabın içine alıyoruz onu. Bir kabın içine alıyoruz şöyle. Şimdi bu kabın içine aldıktan sonra buraya ne yapıyoruz kardeşler? Bak kaynadı. Kaynadıktan sonra çıkardım. Dikkat ediniz, çıkarırken elinize çıkarmayınız. Muhakkak maşayla tutunuz ya da mutfaktaki malzemeyle tutunuz. Peki bu suyunu ne yapacağız? İçiyoruz. Bravo. İçiyoruz. Sakın dökmeyiniz. Kilo vermede çok faydalı. Üzerine limon sıkı. Şimdi kilo vermede çok faydalı. Bu suyu sabah, öğle, akşam yemek aralığında içiniz. Kilo vermede çok fayda göreceksiniz. Yağ yakıcı özelliği var. Sakın atmayınız. İçemiyorum diyorsanız bundan çorba yapınız. Hep beraber içelim. Bundan çorba yapınız. Farkını göreceksiniz. Kardeşler. Lahana yaprağını aldık. Eğer bulabilirseniz bunun içine ozon yağı koyacağız. Bulamazsanız saf zeytinyağı. Biz içine kantaronlu ozon yağı koyuyoruz. Ve lütfen yalnız kontrol ediniz. Birdenbire götürüp yapıştırmayın. Bakın şöyle yaptım. İçine de kantaronlu ozon yağı koydum. Sıcak sıcak, dayanabildiği kadar sıcaklıkta. Getirdim ağrılı bölgeye yapıştırdım bunu. Bir tanesini de öbür dizine yapıştırayım. İçine nasıl sıcaklığı bakın, iyi içine mi? Şey koyduk. Görüyor musun? Evet, iyi. İçine koyduk. Güzelce çek. Evet. Sevgili kardeşlerim, bunu dayanabildiğiniz kadar sıcaklıkta yapacaksınız. Bizimki birazcık beklemiş olduğu için soğuk olabilir ama sizinden istediğim dayanabildiğiniz sıcaklıkta olacak. Peki bu ne kadar duracak? İyice streçle sararsanız iyice soğuyana kadar dursun. Soğuyana kadar dursun. Soğuduktan sonra sizlerle beraber güzel bir krem yapacağız. Nasıl bir krem yapacağız sevgili kardeşlerim? Bir krem yapacağız. Tereyağını aldık. Biz sıcak suyun üstünde eritmenizi tavsiye ediyoruz. Yani şöyle su kaynasın, bu da üstünde dursun. Tereyağınız erisin. Eridikten sonra sevgili kardeşlerim, tereyağınız eridikten sonra güzel bir köy tereyağı olsun ama.
mümkün olduğu kadar onları tercih ederiz. Güzelce eridi tereyağımız. Ne yapıyoruz bunun içine kardeşlerim? Bunun içine dikkat edin. Ne yapıyorsunuz? Diz için ağrı kesici krem mi yapıyorsunuz? Evet, diz kremi yapıyoruz şimdi. Dizimizi rahatlatıcı krem yapıyoruz şimdi. Ne koyuyoruz içine sevgili kardeşlerim? Bir tatlı kaşığı ozon yağı koyuyoruz. Ozon yağı bulamadın. Saf zeytinyağı koy. Saf zeytinyağı koy evde. Yani saf dediğim sızma zeytinyağı. Saf değil de sızma zeytinyağı. Yanlış söylüyorum. Bir tatlı kaşığı nane yağı. Bir tatlı kaşığı susam yağı. Bir tatlı kaşığı kekik yağı. Sevgili kardeşler, bunlar orada kanlanmayı arttırıcı. Oranın kan dolaşımını hızlandırıcı şeyler. Bunları koyuyoruz. Bir daha söyleyelim. İki çorba kaşığı tereyağını benmari usulü dediğimiz şekilde suyun üstünde erittik. Erittikten sonra içine bir tatlı kaşık kekik, susam, nane ve ozon yağlarını koyduk. Bu kekik yağı var değil mi? Ağrı kesici kremlerin içinde de kekik yağı kullanıyorlar. Bravo, ağzınıza sağlık. Nane yağında kullanıyorlar, kekik yağında kullanıyorlar. Evet, aynen kullanıyorlar. Ozon yağı zaten sevgili kardeşlerim, bunu karıştırıp bakın bozulur şu anda. Bozulur mu bu krem? Bir dakika, anlatacağım. Şöyle bu güzelce duracak bu. Daha sonra bu gördüğünüz gibi donuyor. Bakın biz yaptık. Donuyor. Buzdolabına koyun, aynı böyle oluyor. Şimdi uygulayacağım. Nasıl uyguladığını da göstereceğim. Bu da bizim yaptığımız kekik yağıydı. Dağ kekiğini aldık. Robottan geçirdik. Bir litre saf zeytinyağının içine koyduk. 20 gün bekledik. Mükemmel bir kekik yağı oldu. Ağrı kesici yağ oldu. Ne güzel. Bunu kullanıyoruz. Mis gibi de kekik kokmaya başlamış. Doğru oluyor. İşte bu yağdan koyduk. Şimdi biz bunu buzdolabında da beklettik. Bakın aynı krem gibi oldu kardeşler. Gördünüz mü? Bak krem. Mesela kaç gün sürebilir bunu? Bir hafta sürebilir. Bu, yavaş bitene yavaş kadar yavaş. Sürsün. Bitene kadar. Bozulmaz yani. Buzdolabında hiç bozulma yapmaz. Buzdolabında duracak. Ne yapacağız? Ağrıyan yerimizde lahanayı çıkardıktan sonra bunu yedire yedire şöyle süreceğiz. En çok da nereye süreceğiz? En çok da nereye süreceğiz? Kardeşler dikkat edin. Bu püf noktasını anlatıyorum şimdi. Diz ağrılarında... Şu kapak kemiğinizi tespit ediniz. Kapak kemiğinizi elinizde isin. Kapak kemiğinin bir parmak kenarlarını işaretleyin şöyle. Bu bölgeler işte en çok ağrıyı giderecek akupunktur noktaları. Bu kremi alınız böyle. Parmağınızla şöyle bastıra bastıra masaj yapınız. Bakın şöyle. Çevresine. Evet. Ha, kemiğin üstüne değil. Sakın ha. Kenarlarına. Ama mesela böyle kendinize. Bir de şu en çok ağrıyan şu iç kısım olur. Bak oraya. Şöyle bastıra bastıra dairesel böyle böyle bastıra bastıra masaj yapıyorum. Bak böyle böyle. Bir ağrıdığı zaman bir ovuşturma hissi gelir insana. Böyle siz bir. Ağrıdığı zaman bak ne dersin? Uy dizlerim ağrıyor demez misin? Şöyle yapmaz şöyle, mısın? Şöyle şöyle. Kendiliğinden refleks olarak buradaki akupunktur noktalarına yapıyorsunuz esasında siz onu. İçgüdüsel olarak yapıyorsunuz. Ben de size gösteriyorum. Kapağın etrafını şöyle ovunuz kardeşlerim. Gördünüz mü? İşte kardeşler. Bu da çok güzel bir krem. Peki bu kremi de yaptık. Daha sonra size bir de nasıl hareket yapması gerekir onu da göstereceğiz. Ama size bir konuyu değiştirelim biraz. Bir değişiklik olsun istedik. Lavabolar sık sık evde siz tıkanıyor. Siz dizdeki tıkanan noktaları açtınız değil mi? Ben de lavabodaki yerleri açacağım. Tamam, hadi bakalım. Buyurun bakalım dönün. Açın. Hadi. Bu da önemli Feridun Bey. Bir tek dizimiz değil yani değil mi? Evde lavaboda tıkandığı zaman bizim de bu yaz tıkandı. Ben de bu metotla açtım. Feridun Bey'e de çok telefon açtım. Dedim ki ya bir usta mı çağırsak? Ya sen dök sirkeyi dedi. Ve gerçekten lavabo açıldı. Sizle paylaşacağım. Çok enteresan bir şey daha koyduk biz içine. Şeker de koyduk. Şimdi yapıyorum. Şöyle gideyim o tarafa doğru. Bir çorba kaşığı karbonat koyuyorum. Lavabonun iç tarafına. Tam böyle ortasındaki deliğin üzerine doğru bir çorba kaşığı dolu dolu karbonatı koydum. Evet. Bunun üzerine sirke koyacağım. Bir dakika görünmüyor ama biraz daha gir Hayret. Evet. Tam deliğine. Şimdi oldu güzel, bozmayın bu pozisyonu. Karbonat, bir çorba kaşığı evet, karbonat bir koyduk. Çorba kaşığı karbonatı koyduk. Üzerine iki çorba kaşığı da bunun üzerine sirke koyuyorum. Şöyle dolu dolu. Burada ses de duyuldu. Bunun üzerine de bir çorba kaşığı toz şeker döküyorum. Şekeri de döktüm.
dolu dolu. Üstüne de hemen getiriyorum. Sıcak suyu ısıttım, kaynattım. Kaynamış 1 litre suyu da döküyorum. Dökerken, suyu dökerken şu hareketi yapmanız çok önemli. Şöyle yuvarlak yuvarlak, yuvarlak yuvarlak. Böylece lavabomuz da açılmış oldu. Sevgili tabii kardeşler. Tabii ki de bu işlemi bir kere değil. Birkaç kere tekrarlayın. Ve özellikle de bu işlemi yaptıktan sonra tekrar yeniden lavabonuzda bir şeyler yapmayın. En az 1 saat hiçbir şey yapmayın. Bir bulaşık yıkama işlemi gibi bir işlem yapmayın. O güzelce böyle iyice arkaya doğru o suyla birlikte, şekerle birlikte, karbonatla, sirkeyle lavabonun delikleri, tıkanan yerleri açılsın diye. Evet, bunu güzelce yapabilirsiniz. Karbonat ve sirke güzel. Bizim yaptığımız sirkeleri kullanabilirsiniz. Ama Feridun Bey, şeker de çok etkili güzel, oldu. Çok güzel olur, doğrudur. Şeker de koyabilirsiniz ama çok kaynar su dökmeniz lazım. Bir de ona dikkat ediniz. Sevgili kardeşler, çok mükemmel olur. Ben şimdi size hem evi işi yapın hem de diz ağrıları için egzersiz yapın. Ne yapacağız? Gel bakalım. Şimdi ayaklarımıza birer kiloluk tuz torbası ya da pirinç torbası bağladık. Kadın kilotlu çorabın içine şeyi koyduk. Pirinç torbasını koyduk. Güzelce bağladık. Şimdi mesela yerleri silecek. Yerleri silerken böyle böyle şöyle şöyle yapıp bir sil bakalım kardeş. Nasıl yapacaksın? Sil. Tamam. Ya hiç evi silmeyi de beceremiyorsun ha. Bırak Allah'ım. Beceremedin. Bak şöyle yapacağım bak. Bir yapsın bakayım hani. Sen nasıl yapacağını bilemedik hiç ki kadıncağız. Hiç yapmamış ki. Temizlik yapmam cebinde. Ay yok canım, aşk olsun. Elektrik süpürgesi var. Fıt yapmış. Aşk öyle mi? Bir yapın bakalım. Yok. Aksine şöyle, çok şöyle. Da çok anormal titizdir. Çok titizdir. Yap hadi yap. Evet. İkisi bir yürümüyor mu? İkisi bir yürümüyormuş. İkisini diyor aynı anda yapamıyorum diyor. Bakın kardeşler. Hem yapacak hem bak böyle. Senin ayağında yoktu ondan. Hadi gel bağlayalım. Ya bağlayıp da yapayım. Vakit var. Ver bağlayacağım da yapıyorum. Ver. Ya Allah Allah. Bu bacılar illa bacımı destekleyecekler ya. Al nasıl yapıyorum bak. Ne dedin anne? Paspası yaparken ayağım kaldı. İşte kaldıracaksın, o maharet onda. Evet. Bak. Bak şimdi. Yaptın mı yapmadın mı? Ayakkabıyı kazandı. Neyse şaka bir tarafa. Lütfen yapınız. Mesela gel bir dakika, bırak bacım, bırak gel. Ver. Şurada gel, şurada dur. Mesela şöyle kamera şöyle dur. Çorbanı karıştır. Şurada kaşıkla. Karıştır çorbanı. Yaparken de böyle böyle yap. Hadi. İkisi aynı anda oluyor mu bu sefer? Oluyor. Ay, bu sefer oluyor. Çek iyice çekeceksiniz. İyice çekecek. Bakın mutfakta çorbanızı karıştırırken yapınız. Biraz da şöyle şöyle yana yana yap. Bak şöyle şöyle. Bunun dizlere iyi geliyor. Bu da mı dizlere iyi geliyor? Mükemmel iyi geliyor. Yapın göreceksiniz. Ne olur birer kilo ağırlık bağlayın. Ütü yaparken. Tabii bunu yapacağım diye ütüyü yakmayın. Sonra kocanızın gömleğini yakıp da abime benim hatırımı saydırmayın yani. Sevgili kardeşler, şaka bir tarafa. Çorba oldu mu çorba? Sabah çocukları yollayın. Çocukları yolladıktan sonra hemen dizlerinize bu ağırlığı bağlayın. Yatağınızı böyle toplayın. Yalnız yürürken de... Tamam, ayakkabıları vereceğiz. Yürürken de biraz böyle asker gibi yürüyün bak. Böyle. Çünkü o zaman kaslar çalışır. Böyle iyice kaldıra yürüyün böyle. Böyle bütün işlemlerinizi yapın. Yatağınızı serin. Hep ayağınızda dursun. Akşama kadar ayağınızda dursun. Fırsat buldukça böyle yapın. Fırsat buldunuz, oturduğunuz, seyrediyorsunuz bir şey. Televizyon seyrederken bol bol bunlar yapın. Kaslarınızın güçlendiğini, şu yan basenlerinizin güçlendiğini hepsini göreceksiniz. O durumda yürüyüşte yapılır. Tabii yürüyüşe de çıkabilirsiniz isterseniz. Ay yok, çıkmayın ya şöyle ama pirinçlerle. Ama bunların güzelleri, basitleri, sporcu yerlerinde satılanları var. Onlardan yapıp çıkabilirsiniz. Biz antrenmanlarda futbolcuları...
Tamam kızdı. Futbolcuları biz mesela antrenmanda onlarla oynatıyoruz. Onlarla oynatıyoruz. Öyle de yapabilirsiniz. Hemen ayakkabılarımızı veriyoruz. Mahmut Yurt Yozgat'tan. Mahmut abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar hocam. Şifremiz neydi Mahmut abi? Kök hücre. Hücre. Harikasın. Bugün kök hücreydi. Kaç numara istiyorsun Mahmut abicim? 42. 42. Düz mü spor mu? Düz. Ya düz, sana şöyle tamam. Bir spor yollayayım. Fıstık gibi giy ya. Şuna bak. Yolla. Tamam spor yolla hocam. Tamam spor yolla. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Sağ ol hocam. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet ol. Güle güle canım abim. Karabük. Emine ablacığım Karabük'ten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Şifre neydi Emine abla? Kök hücre. Kaç numara istiyorsun? 40 numara. 40 numara. Düz mü spor mu? Ya düz istemiştim ama spor olsun daha çok beğendim buradan görünce. Ama bayan ayakkabısı. Bayan mı erkek mi? Bayan mı erkek mi? Erkek. Ha erkekse ya, spor tamam. Doğru. Erkeğe spor tamam. Yollayalım tamam. 40 numara spor tamam. Erkeğe yolladık. Güle güle bir telefon daha aldık. Bir telefon daha aldık. Karabük'ten aradıktan sonra şimdi de Ağrı'dan. Latife ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şifre neydi Latife abla? Kök hücre. Kaç numara istiyorsun? 39. Düz mü spor mu? Spor olsun. Spor olsun. Geniş ayağın taraklı mı değil mi? Biraz taraklı. Peki. Ben sana düz model yollayayım daha rahat edeceksin. Evet, hemen ben... Düz. Hocam spor olsa iyi olur. Peki spor yolladım. Tamam evet, spor yolladım. Al o zaman spor geniş taraklı. Evet. Böyle yürüdükçe spor yap. Sağlıklı kal, mutlu kal, huzurlu kal dedikten sonra şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra size bugünün Cumhuriyet altınını veriyorum. Manevi Cumhuriyet altınını veriyorum. Manevi sakın ama, kaçırmayın. Yani evet manevi. Şimdi reklamlardan sonra buradayız. Evet sevgili seyircilerim, dün size Rahman ismini, Allah'ımızın Rahman ismini vermiştim. Şimdi de bugün size El Melik ismini söylüyorum. El Melik ismi ne demekmiş? Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan, bütün alemlerin sahibi Yüce Allah'ımız biliyorsunuz. Eğer siz bunu devamlı aklınıza geldikçe... Melik, Melik, El Melik, Ya Melik, El Melik, Ya Melik, Ya Melik, Ya Melik diye tekrarlarsanız, aklınıza geldikçe söylerseniz, sizde de çok güzel bir güç kazandığınızı, kendinizi böyle güçlü hissettiğinizi, sıkıntılara karşı güçlü hissettiğinizi, sağlam olduğunuzu hissedeceksiniz. Size bugün verdiğimiz Cumhuriyet altını bu. Bence manevi anlamda en büyük altın. Lütfen her gün size böyle bir güzellik vereceğiz. Ne sağladığında inşallah söyleyeceğiz. Rabbim nasip eder inşallah. Her şey ondadır. Ama mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan El Melik ismini aklınıza geldikçe söyleyiniz. Güç kazanmak için. Çocuğunuz maça mı gidiyor? Oğlum biraz gel bu kelimeyi söyle deyiniz. Derse mi girecek? Gel bunu söyleyin deyiniz. Kocanız iş yerinde şöyle güçlü mü olsun istiyorsunuz? Gözlerim batsın mı istiyorsunuz? Bu kelimeyi söylesin biraz. Siz şöyle biraz güç mü kazanmak istiyorsunuz? Şöyle güçlü mü olmak istiyorsunuz? Aklınıza gelecekse, fırsat buldukça El Melik, El Melik, Ya Melik, El Melik, El Melik diye sık sık tekrarlanmanızda çok yarar var. Rahman'ı da unutmayınız. Aklınıza geldikçe bazen Rahman, bazen El Melik söylemeyi ihmal etmeyin can kardeşler. Evet, bugün ne öğrendik? Bugün sevgili kardeşler öğrendik ki diz ağrıları korkulacak bir ağrı değil. Diz ağrılarını herkes halledebilir. Hemen sadece, ameliyat sadece, olmayı, değil mi? Evet, hemen bıçak, evet. Ameliyat pek tavsiye etmiyorum. Ben ameliyat yapan bir doktor olmama rağmen. Önce doğal yolları deneyiniz. İyileşmeye uğraşınız. En son çare ameliyat düşünün. O yüzden mümkün olduğu kadar ameliyat olmadan kendim evde ne yapabilirim? Lahanadan yararlandık. Hı hı. Evdeki zeytinyağımızdan yararlandık. Tereyağlı krem yaptık. Tereyağlı krem evet. Yaptık. Ve iş yaparken şakalı gülerek yaptık ama şaşıracak şekilde faydasını görürsünüz. Ayaklarınıza birer kiloluk tuz torbası, pirinç torbası bağlayıveriniz. Kilotlu çoraplarınızı çeviriniz, bağlayınız. İşlerinizi bununla yapınız. Bir ay bu şekilde evde hareket ettiğiniz zaman her şeylerin farklı olduğunu göreceksiniz. Şu kaslardır, şu bölüm kaslarıdır. Dize yük binmeye mani olan işte bu kasları kuvvetlendirdiğiniz zaman dizin yükü azalacaktır. Ve dizin yükü azaldığı zaman oraya kan geldiği zaman kan gelen yere ne oluyordu? Can geliyordu. Eğer canı siz getiremiyorsanız doktorunuza gidip kanınızı alıp oraya canınızı koyuverdim yani kök hücreyi koyuverdim mi gördüğünüz çok basit bir işlem.
Bunu da yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz tabii ki. Ama doktorunuza ısrar etmeyin. Elinde aleti olmayabilir ya da size o fayda etmeyebilir. O yüzden ısrar etmeyiniz. Evet, pazartesi varisten bahsedeceğiz. Pazartesi günde size damarla ilgili varisten konuşacağız. Huzursuz bacaktan konuşacağız. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.